Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Evet, bugün gezmekten yorulduk. Artık dilim dolaşmaya başladı. Ağzım kurumaya başladı. Ne kadar yesek içsek de yorgunluktan insanın dili dolaşıyor. Evet, şu anda Tokat Kalesi'nin tam dibinde, Tokat Ulu Cami'nin önündeyiz. Tokat Ulu Cami. Tokat Ulu Cami ilk olarak Danışmetler döneminde 13. yüzyılda yapılmış. 1679 yılında Avcı Mehmet zamanında tamamen yenilenmiştir. 1679 4. Murat zamanında tamamen yenilenmiş. Zaten Sultan 4. Murat Vakfı'na ait bir camiymiş. Dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş. Doğu batı yönünde 2 adet son cemaat yeri vardır diyor. İçeri girdiğimizde bunu göreceğiz. Bu özelliğiyle de Anadolu'da tektir. 2 adet son cemaat yeri olma özelliğiyle Anadolu'da tekmiş. Evet, şu anda caminin batı tarafındayım. Kuzeybatı köşesinde minaresi var. Hemen caminin önünde şadırvanı da var. Her iki tarafında da devşirme sütun başlıkları kullanılmıştır diyor. Şimdi biz caminin içine doğru girelim. Evet. Burada da devşirme sütunlar ve devşirme sütun başlıkları var. Burası batı yönündeki son cemaat yeri. Giriş kapısı ve kitabesi burada. Evet, caminin içine girmek için koyulmuş ağır bir örtü bizi zorladı. Evet, hemen buradan yukarı bayanların namaz kılmaya yerine çıkan merdiven var. Caminin tavanını bu 8 adet sütun ayakta tutuyor. Evet, şurada mihrabın üzerinde tavanda kırmızı yeşil renklerin hakim olduğu fonlar arasında yalancı kündekarı tekniğiyle yapılmış kare tavan göbeğinin altın yıldız ve kalem işi bitkisel bezemeleriyle süslenmiş. Evet. Bütün sütunlar ve kemerler dönemin süsleme örneklerine uygun olarak Rumi motifli motiflerle süslenmiş. Evet, görüyorsunuz bütün sütun ve kemerler Rumi motiflerle süslenmiş. Tavan düz ahşap. Fakat Sivas Ulu Cami'de 20 tane sütun vardı, 20 tane ayak vardı. Burada 8 tane var. Sivas'ın Ulu Camisi'nde tavan daha alçaktı. Burada biraz daha yüksek ve burası daha biraz daha aydınlık.
Az önce söylediğim gibi caminin iki tarafından merdivenlerle üst katına çıkılabiliyor. Üst kat tamamen ahşap. Bu ahşap içinde kırmızı yeşil süslemeler gerçekten muhteşem görünüyor. Şu tavanın tam ortasında yine ince ağaç işçiliği var. Evet, cami bugünkü halini 1679 yılında 4. Murat döneminde almış. Daha önce burada danışmetlerin yaptırdığı ulu cami varmış. Burası 1679 yılında yapılan ulu cami. Tokat Ulu Cami'den hoşça kalın.